Evet, bizler yangınla mücadelenin kalbindeyiz. Yangın Yönetim Merkezi burası. Mersin'deki yangın, orman yangını bu merkezden an be an takip ediliyor. Kameraman arkadaşım Umut Taşkaya da ekranlarınıza getirecek. Birkaç tane harita görüyorsunuz. Bu haritada özellikle gördüğünüz ilk haritada risk durumunu, bölgedeki risk durumunu an be an buradaki görevler takip ediyor. Özellikle sıcaklık ve nem durumları da yangın bölgesindeki sıcaklık ve nem oranları da anında takip ediliyor. Turuncu olarak görünen yerler az riskli olanlar. Kırmızı noktaların göründüğü yerlerse riskin aslında daha fazla olduğunu gösteriyor. Bölgede özellikle birkaç gündür kuvvetli rüzgar etkisini göstermişti. Mersin Gülnar'da başlayan orman yangında o rüzgar kuvvetini arttırdıkça alevler kısa sürede başka noktalara yayılıyordu. Özellikle Marmaris yangınında da bunu görmüştük. Kızılçam ormanlarıyla kaplıydı bölge. Yine Mersin'in Gülnar bölgesinde Kızılçam ormanlarının da yoğun olduğu noktalardan bir tanesi ve alevler aslında rüzgarın da etkisiyle küçücük bir kıvılcım rüzgarın etkisiyle başka noktalara sirayet etmeye başlamıştı. Bölgede özellikle alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyelim. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Mersin Gülnar bölgesinde başlayan orman yangınında. Özellikle bölgedeki gelişmeler bu merkezde takip ediliyor. Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalardan hem sıcaklık durumu takip ediliyor hem de bölgedeki insansız hava araçları devrede. İnsansız hava araçlarından gelen görüntüleri de ekipler anında takip ediyor. Aksungur İHA'dan gelen anlık görüntüleri izliyorlar ve özellikle kıvılcımların yoğunlaştığı noktalar var. Kameraman arkadaşım Umut'tan rica edeceğim. Hemen gösterecek o beyaz rengin yoğun olduğu noktalar aslında yangının devam ettiği noktaları gösteriyor bizim için. Sıcaklık durumunun da yoğunlaştığı noktalar olduğunu söyleyelim. İnsansız hava araçlarından gelen, termal kameralarla gelen görüntüler anında takip ediliyor. Hemen sağ tarafta bir harita daha göreceğiz. O harita oldukça önemli. Zira bölgede aslında yüzlerce ekip görev yapıyor. Sahada yüzlerce personel görev yapıyor. O personellerin bulundukları noktaları gösteren haritaları görüyorsunuz. Özellikle GPS sistemleri aracılığıyla araçların özellikle arazözlerin, iş makinelerinin nerede oldukları, hangi konumda oldukları bu harita üzerinden anında takip ediliyor. Mersin-Antalya yolunu gösteriyor bu harita. Özellikle Kemer Mesire yerini gördünüz. Hemen bu bölgede hangi ekip, hangi konumda, ne noktada ilerliyorsa bu harita üzerinden anında takip ediliyor. Ve özellikle yanan noktalara buradan ekipler yönlendirildiğini söyleyelim. GPS sistem üzerinden ekiplerin konumları, nerede oldukları da takip edilmiş oluyor. Rüzgarın yönü oldukça önemli dedik. Sıcaklık durumları oldukça önemli. Bölgedeki özellikle küçücük bir kıvılcım rüzgarın etkisiyle bir başka noktaya sirayet edebiliyor. Mersin Gülnar'da da bunu görüyoruz. Kuvvetli bir rüzgar etkiliydi. O rüzgarın durumu da, sıcaklık durumları da burada haritalar aracılığıyla, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haritalar aracılığıyla anında takip ediliyor diyebiliriz. Toparlayacak olursak Mersin Gülnar'da yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ancak soğutma çalışmaları hala sahada devam ediyor. Gece görüştü 3 helikopter de gece boyunca mesaiye devam etmişti. Özellikle gece görüşlü helikopterlerde oldukça etkili bölgede Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar da bölgede, amfibi uçaklar da yangına müdahalede kullanılmaya devam ediyor. Yangın kontrol altında ancak soğutma çalışmalarında devam ettiğini söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım.